Evet, bugünlerde Türkiye'nin ana gündemi yükselen döviz kurları, akaryakıt fiyatları, enerji sektöründeki hareketlilik fiyatlar, işte doğalgazdır, konuşulan elektrik zamları falan. Şimdi akıllı bir insan zammı asla savunmaz. Ben aptal değilim, yani zammı savunacak tiplerden değilim. Zaten dediğim gibi hiçbir tüketici "Oh ne güzel zam gelmiş" falan demez. Bu açıdan bakıyorum yani olaya. Ama biraz aklı başında olan insan da bu zamların neden geldiğini araştırır, sorgular. Bu anlamda sorgulayanlardanım. Yani global dünyanın, pandemiden çıkan dünyanın yaşadığı sıkıntıları da takip ediyorum. Ama konumuz bu da değil. Başka bir yere ben dikkat çekmek istiyorum. Şimdi özellikle 2015-2016 AK Partisi'nden sonra bugün geldiğimiz 2021 yılındaki AK Parti açısından baktığımızda alışık olmadığımız bir enflasyon var. Alışık olmadığımız döviz kurlarının artış problemi var. Yine dediğim gibi alışık olmadığımız şekilde bugünlerde gündemin birinci maddesine iş, aş, geçim problemi gelmiş durumda. İşte dedim ya, memleket battı mı, batıyor mu, ne yapmak, buralara girmeyeceğim, buradan bakmayacağım olaya. Gelin hep birlikte böyle bir durumda ne yapılara bakalım. Şimdi mantıklı düşünelim, mantıklı bir şekilde yorumlar yapalım, ne nedir, ne nasıldır diye. Diyelim bir lokantaya gidiyorsunuz, İşte yemeklerini beğenmediniz, fiyatını pahalı buldunuz, sürekli gittiğiniz bir lokanta ama fiyat politikasında bir değişikliğe gitmiş ya da kalitesinde bir değişikliğe gitmiş. Yapacağınız ilk şey, mutlaka orada lokanta sahibine bir şeyler söylemek istersiniz, o durumda istersiniz kendinizi, ama söylersiniz ya da söylemezsiniz. Yapacağınız şey şudur: alternatif bir lokanta bulmak. Sizin bütçenize uygun, yemek lezzetini isteyeceğiniz şekilde. Mantıken bunu yaparsınız yani. Bu araba servise götürüyorsunuz, araba için de geçerli. Kolonya alacaksınız, kolonya için de geçerli. Çiçek, çikolata, artık ne alacaksanız, ne tüketiyorsanız ve burada aksi bir durum görüyorsanız alternatif bakarsınız. Gelin bugün bu iktidar içinde aynı mantığı yürütelim. Yani doğru değil mi? Bu iktidardan rahatsızım ama ne yapmam lazım? Alternatif bakmam lazım. Fakat şu düşüncede olanlar bu videoyu izlese de hiçbir mantık yürütemeyecekler. Hani dedik ya, lokantayı beğenmiyorum, fiyatı ya da lezzeti bozuk diyorum, gitmiyorum, başka bir şey arayacağım. O diyor ki ben ona gitmem, onun şuyu var, ben bunu yapmam. Yani ideolojik sebeplerle bu alternatif arayışından uzak beyinlere anlatabileceğim hiçbir şey yok. Şimdi mevcut iktidara alternatif arıyorsak, ki 20 yıldan beri ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi var. Türkiye'nin en eski, en köklü partisi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti. 23-50 arasında tam 27 yıl kesintisiz iktidarda olan tek parti. Ondan sonrasında tahmin ediyorum, siz de öyle tahmin edersiniz diye düşünüyorum, milletin verdiği bir kararla 1950'den günümüze tam 71 yıldan beri tek başına iktidar olamıyor. Ortakları oluyor falan filan bir kısmen ama tek başına iktidara gelme şansını bulamıyor. Burada bir duraksamak lazım, ne var orada diye. Son 20 yıla bakalım. Son 20 yıl içerisinde de tahmin ediyorum 11 kere mi seçime girdi ki son 10 yılda, Mayıs 2010 yılından beri de mevcut lider Kemal Kılıçdaroğlu var. Şimdi bu ülkede kalkışma oldu. 15 Temmuz'dan bahsediyorum. Gezi, efendime söyleyeyim, dünyada değişen çeşitli hareketlilikler, işte pandemi şu bu falan filan, bir sürü hareketlenme oldu. Bu 20 yıllık süreçte bu ana muhalefet partisi, en eski parti, tek başına iktidara gelemedi. Bırak tek başına iktidara gelmeyi, %25 bandında bir yere sıkıştı kaldı, onun üzerine çıkmadı. Bunu da sorgulamak lazım. Yani bu millet neden 20 yıldır bu rakamı buraya arttırmıyor diye. Yine şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden gidelim önce, sonra alternatife bakacağız. Hepsine baktıktan sonra bir daha başa döneceğiz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki lider ve onun A takımı, A kadrosu şunu söylendiriyor sürekli: saray diyor, saray yönetimi diyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyor. Diktatör diyor.
Onu üstüne basa basa söylüyorlar. Ulusal kanallarda, ulusal noktalarda bunları dile getiriyorlar. Yani Türkiye bir diktatörlükle yönetiliyor. Yani ne tuhaf ki işte o diktatörün yönettiği ülkede seçime giriyorsun. Başındaki şu andaki beyefendi bu diktatöre karşı gene %25'i geçemiyor. Yine başa gelemiyor. Ama kendi partisinde enteresan bir yapısı var. O da oradan gitmiyor. Yani onu oraya koyanlar ve 10 kez seçime sokanlar da ya kaybedersen kaybet. Ne yapalım? Başımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Sen devam et denemeye falan modundalar herhalde. Böyle bir parti, böyle bir yaklaşımla geliyor. Bu 20 yıldan beri kazanılan her seçimden sonra makarna, kömür, bidon kapalı, yani geri zekalılar buna oy veriyor diyor. Açıkçası böyle bir bakış açısı var. Böyle bir alternatif mi var elimizde? Şu anda hala var bu alternatif. Birinci alternatif bu hatta. En büyüğü bu. İkinci alternatif Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakamayız bu arada. O çünkü iktidarın ortağı. Onu değiştirmek istiyoruz ya. Değiştireceğimiz adamı alternatif olarak almak şu an söz konusu en azından. Onların ikisi ortak. Böyle. İkisi beraberler. Bu tarafa bakacağız. İyi Parti var. Henüz dördüncü yılında, geçen dördüncü yılını kutladılar. Yani çok fazla eleştirilecek, çok fazla done beklenecek bir parti. Yeni kurulmuş zaten. İyi tamam. Ama en büyük alternatiflerden ikinci sırada geliyor şu anda. Meral Hanım var başında. 2018'de bir deneme yaptı. Ben Cumhurbaşkanı adayım dedi. Olamadı. %10 küsürlerde kaldı. Şimdi başbakan, yani hedefi bir tık aşağıya almış. Başbakan olacağım diyor. Geliyoruz diyor. Gelmekte olan geliyor falan sloganlar atıyorlar. Tamam. İkinci alternatif bu. Buna da bakacağız. Sonra kimilerin cici buldu, kimilerin sevmedi, asla olmaz dedi. HDP var. Genelde Güneydoğu bölgesine etkin ama metropollerde İstanbul gibi mesela seçimi etkileyebilecek pozisyonda olan HDP var. HDP'nin tek başına Türkiye'de iktidara gelmesi söz konusu bile değil. Yani şu yakın gelecekte öyle bir şey söz konusu değil. Bizler öldükten sonra farklı bir konjektür değişim ne olur onu bilemem ama şu anda en azından şu yaşadığımız durumda HDP'nin bu mevcut oy potansiyelini %1-2 arttırmasının dışında ya da %1-2 düşürmesinin dışında bir beklenti içerisinde değilim. Yani muhtemelen herhalde burada tartışmayı siz de aynı fikirdesiniz. Sonra ne geliyor? Atlamayayım diye düşünüyorum. %0,1'likler, 0,2'likler falan filan geliyor. Tamam. Dönelim şimdi başa Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olamıyor dedik. %25'ten yukarıya da çıkamıyor dedik. Ama Cumhuriyet Halk Partisi geçen köşe yazımda da değindim. Çok akıllı bir hamle yaptı. Bu 25-30'luk dilim karşısında %70'lik dilimden büyük kütleler kopardı. Bunlardan bir tanesi İyi Parti. Bunu aldı yanına sabitledi. Ondan sonra HDP. İşte bunu İstanbul, Ankara, Mersin, Adana örneklerinde gördük. Biliyorum en çok arıza buradan çıkıyor. Şimdi sen HDP, CHP yakınlaşması dediğinde hemen karşıdan o demin dedim ya lokantayı servisi değiştirmez. Çünkü ideolojik saplantıları var onun. O fiyata bilmem neye takılmaz. İdeolojiyle gider. Buradan karşı hamle geliyor. Hemen şunu söylüyor. İşte Oslo, Megri falan da filan da. Ya abi dedik ki akıllı adamlarla konuşuyor. Akıllı yorumlayacaksın olayı. Sen bugün Oslo, Megri diyorsun. Tamam günümüze bakıyoruz. Şu an soralım bakalım. Kara yalanmadı. Bir adamcağız konuşuyor şimdi herhalde başlarında o var. Diğeri cezaevinde zaten gözetim altında. Şimdi sorun bakalım. Hiç sevmediğin parti, hiç sevmediğin lider kimde? Vereceği yanıt bir tane. Ben öyle tahmin ediyorum yani. Ya da parlamentoya gidelim şimdi. Kaç milletvekili var bilmiyorum HDP'nin. Kimi istemezsiniz derse CHP'yi mi söyleyecek, İYİ Parti'yi mi söyleyecek, AK Parti'yi mi söyleyecek, Recep Tayyip Erdoğan'ı söyleyecek. Yani bunu mantıkla bakmak lazım. Niye? Çünkü hep şöyle örnek veriyorum onu. Güneydoğu tepelik bir alan. Burada mevzilenmiş terörist arkadaşlar. Buradan bizim askerimiz gelmek durumunda. İşte bunlarla çatışmaya girecek. Adam yukarıdan sıkıyor falan filan şehit veriyoruz. Biz yukarıya bir türlü çıkamıyoruz. Bunlar da burayı kurtarılmış bölge olarak kabul ediyorlar. Günümüzde böyle bir şey yok. Günümüzde o aşağıdan çıkmaya çalışmıyor artık Türkiye. Buradan bakıyor. Abi orada diyor. Bir bomba gönderiyor. Olay bitiyor falan. Şu anda bu İHA'ların, SİHA'ların özellikle katkısıyla tamamen Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı işte uydudan gelen görüntüler falan filan neresi dersen de PKK dediğimiz, IŞİD dediğimiz, PYD ne diyorsanız artık terör örgütü adına Güneydoğu'da konuşlanmış olanların hepsine tepeden bomba yağdırmak suretiyle canlarına okunmuş durumda.
Yani bunu yapan da çok özür dilerim ama yani bu taraf tutmak falan değil. Objektif olacağız ya burada. Yani mantıkla bir şeyler yorulacağız ya. Şu anki mevcut iktidar, AK Parti diyelim buna, tepeden yağdırıyor ve bunlarla işbirliği yapıyor. Ya nasıl bir işbirliği? Adamı öldürüyorsun. Eskiden bir mağaraları vardı. Tepelerde barındığı bir yerler vardı. Artık onlar da yok. Öylesine temizlemişsin ama işbirliği içerisindeyiz. Neymiş? Bir de kardeşini televizyona çıkarmış falan filan. Abi mantıkla gel bana. Şimdi bu adam şu anda yaşam savaşı veriyor orada. İçişleri Bakanı çıkıyor sayıyor. Bilmiyorum sayabiliyor mu onları? 180 tane mi 162 tane mi ne kaldı diyor. Bu kadar elinin altına almış bir iktidardan bahsediyoruz. Ama megri ama Oslo falandan bahsediyoruz. O çok farklı bir şeydi. Açılım sürecinden bahsediyor arkadaşlar. Çok farklı bir mantıktı. Doğru bir hamleydi. Evet içimiz yandı o arada. İşte terör örgütünde silah mı bırakılır? İşte onlarla bir barış çubuğu mu tutturulur falan muhabbetler oldu. Türkiye'nin yapması gereken bir hamleydi bana göre. O başka bir konu. Oraya girmeyelim şimdi. Ama böyle bakanlar için de yapacak bir şey yok. Onlar çünkü bu kafadalar. O kafaya bir şey anlatma mümkün değil. Şimdi baktığımız noktada Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP ve küçük 01, 02, 05 ya da 3-2 birlikler vardı. Tamam. Tek başına iktidara gelemiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu defalarca deniyor dedik. Olmuyor dedik. Ne yaptı? Sağdan kütle kopardı. Bir tanesi İyi Parti. Aldı yanına. Aslında eğer İyi Parti ile CHP, AK Parti ile MHP'nin iktidarına alternatif olabilseler, %51'i alabilecek noktada olsalar bunları hiç konuşmuyor olacağız. Zaten onlar da çıkacaklar. Çok net söyleyecekler. Kardeşim HDP ortamız falan değil. Biz iki ortakız. Böyle yürüyoruz falan diyecekler. Diyemiyorlar. Bunu görüyoruz. İşte tezkere meselesinde de aynı şey yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi maalesef evet diyemedi. Yine mantıklı bakalım olaya. Sen sınır hattının altına 30-35 kilometre derinliğinde sınır boyunca bir güvenlik kordonu çekmişsin. Oralarda kalıcı olarak noktalar oluşturmuşsun. Senin askerin orada harekat yapıyor, içeri giriyor, dışarı çıkıyor falan filan. Bir de tampon bölge oluşturmuş. Şimdi sen sınır ötesi askere tezkere vermeyerek ne yapacaksın? Buradan toparlanacak mısın yani? Ya yok böyle bir şey. Zaten AK Parti, MHP'nin oyları da bu geçiyor. İyi Parti zannedersem son dakikada evet dedi. Kerhen mi dedi öyle bir şey mi dedi ama Cumhuriyet Halk Partisi geçen yıl verdiği bu desteğe bu sene hayır dedi. Abi hani sınır namustu mantıklı bakıyoruz ya. Sınır namustu işte senin namusunun söz konusu olduğu yerde niye askerine tezkere vermiyorsun ki tırnak içinde bak atlamayın. Eskiden olduğu gibi abi 5 dakika bir girip çıkacağız falan değil. Oraya yerleşmişsin zaten koridor çekmişsin abi. Bu koridorda noktalar oluşmuşsun. Yerleşmişsin buraya. Yani buradan çıkman söz konusu değil. Bu tezkere bir şekilde geçecek. Çünkü devlet meselesi bu. Ülke meselesi. Buna hayır diyorsun abi. Niye? İşte demek ki anlattım HDP denkleminden dolayı. Tamam. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki yanına çekti. Bir şeyler yapacak diye. Hatta buradan Muharrem İnce'nin sözünü de hatırlatmak lazım. Ya 7-8 kişi bir araya geliyorsunuz. Bir adam döveceksiniz. Ben çok hak veriyorum bu söyleme. Abi 7-8 kişi bir araya gelmek neyin çözümü? Tamam. Şimdi gelelim HDP'nin içinde olmamasının mümkün olmadığı bu ortaklığa. Ben neden şikayet ediyorum? Döviz yüksek. İşte ne oluyor? Döviz yüksek olunca enflasyon artıyor, mal fiyatları artıyor. Benim sabit asgari ücretim TL'ye bağlı, o yerinde sayıyor. Dolar yükseldiği için mallar yükseliyor falan filan. Benim alım gücüm düşüyor. Doğru mu? Tamam. Bunun için alternatif alıyoruz, değil mi? Tamam. Daha iyi yapacak birini arıyoruz. Tamam. Abi, şimdi 8 kişi bir araya gelmiş. Hadi 7 kişi bir araya gelmiş. 7 kişi, 8 kişi bir karar verecekler. Bir uygulama yapacaklar. Dolara müdahale edecekler. Dolar da aşağı düşecek. Nasıl olacak abi bu? Abi nasıl olacak ya? Yani şimdi şu anda baktığımızda farklı istikametleriniz, farklı öncelikleriniz var. Mesela işte örnek verdim. Tezkere oylandı. Ortağınız İyi Parti evet dedi. HDP ve CHP hayır dedi. Bak böyle terse düştünüz. Yarın iktidara geldiğinizde 7-8 kişi aynı istikamete nasıl gideceksiniz? Biriniz buraya giderken biriniz buraya çekerse ne olacak abi benim durumum? Yani 9 diyoruz ya şu anda dolara. 10, 11, 12 ne yapacağız abi biz o zaman? Nasıl çözeceğiz abi? Sen bir söz veriyorsun. Buradaki diyor ki bir dakika abi benim de sözüm var. Öbürü diyor ki ya arkadaşlar ben işte EYT konusunda bunu söylemiştim.
Ben bunu yapmak istiyorum. Abi onu yaparsak hazine boşalıyor. Hadi orada bir kavga gürültü. Nasıl gidecek abi Türkiye? Nasıl daha iyi olacak? Anlatır mısınız bana? Yani 7-8 tane ortak bir araya gelecek. Çeşitli bakanlıkları paylaşacak. Öyledir bu. Şimdi danaya girdiğin zaman da koyuyorsun 7 torbaya. Çekiyorsun kurağını ya da kurnazın biri ben şunu alayım abi diyor. Bilemem artık yani. Ama bir şekilde paylaşılıyor. 7 taneye pay ediyorsun. Şimdi sen iktidara Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinde oluşumunda bilmiyorum lider kim İyi Parti mi o mu? Liderliğinde de CHP diyelim buna. Bir oluşum kurdun. Kim ne olacak abi? Hangi bakanlığı kime vereceksin? Mesela senin takımın kim? Ya bırak takımını. Kim aday kim? Bak çok önemli bir soru bu. Bunu konuşuyoruz ya yıllardan beri. Ya 20 yıl olmuş bu iktidardan bıktık. Ya 9 olmuş 8 olmuş bıktık abi. Tamam. Kim bizim kurtarıcımız abi? Öyle ben şimdi alternatif bir şey arıyorum. Abi lider kim? Bu tarafta belli. Recep Tayyip Erdoğan. Aşağı yukarı tanıyorum adamı. Aşağı yukarı falan değil. 20 yıldan beri tanıyoruz yani. Ne yapar, ne eder, nasıl bir öngörür, neler nasıl bir hamle yapar. Biliyoruz yani. Peki alternatif kim abi? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Selahattin Demirtaş mı? Temal Karamollaoğlu abi mi? Başka kim var onlarda? Uysal diye bir abi var Demokrat Parti'den ortakların içerisinden. İşte 8 tane ortak var yani. Meral Hanım'ı saymadım. Meral Hanım başbakan olacağım diyor. Onu ayrı bir yere koydum şimdi. Meral Hanım'ı o yüzden saymadım liderlerin içerisinde. Ekrem İmamoğlu diyorlar. Manzur Yavaş diyorlar. Yani bunlardan biri çıkacak. İşte bu bahsettiğimiz yakınlığımız sorunlardan bizi kurtaracak oluşumun başına geçecek. Hadi geçirelim mi? Senaryoyu uygulayalım. Seçim oldu. 7-8 ortak geldi. %51, 52, 53, 54, 55 ne aldıysa artık. Burada Cumhur İttifakı da geriye kalan payı aldı. Çekildi kenara. Ne kadar milletvekili düşüyorsa ona da. Buraya geçti. Bir abi başımızda. Cumhurbaşkanı oldu. Başkan oldu. Şimdi bakanları içeriden mi dışarıdan mı atacak? Hadi atadı. Hadi atadı. Ondan sonra Meral ablayı buradan getirin. Meral abla başbakan olacak. Bu sistemde böyle bir yer yok. Yok. Ve bu oluşum diyor ki biz buraya geldiğimizde Meral ablanın istediği yere döneceğiz. Yani parlamenter sisteme döneceğiz. Güçlendireceğiz bunu. Tamam mı? Güzel. Hadi bunu oynatalım bu senaryo. Bak söylemek çok kolay. Ama aklınızı kullanın. Bunun nasıl olacağını hep birlikte yaşayalım. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Millet İttifakı denen 7-8 ortak kazandı. Başa geçti. Bu eski sisteme dönmesi için 401 tane milletvekili lazım. Anayasayı değiştireceksin. Anayasanın değişmesi lazım. Artık bu başkan modeli olmayacak. Cumhurbaşkanlığı modeli olmayacak. Parlamento döneceğiz. Tamam. 401 tane oy el kalkacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Böyle bir güçle gelebilecek misin bilmiyorum. Gelmediysen en azından referanduma götürmen lazım. Hadi o güçle geldin referanduma gideceğiz şimdi. Eskiye döneceğiz ya Meral Akşener de başbakan olacak. Geriye döndük. Bu şu demek oluyor. Tüm partilerin eskiden olduğu gibi seçime girmesi. Herkes tek tek. Şimdiki gibi 7-8 gibi yere gelin falan öyle yok yani. Herkes tek tek çıkacak. Şimdi bu tek tek girdiğin seçimde birinci parti kimse herhalde mevcut cumhurbaşkanı görevde kalacak. Öyle ya. Yani yeni bir cumhurbaşkanı seçilinceye kadar. En çok parti oy alan partiye diyecek ki demokratik olarak, objektif olarak buyur kardeş diyecek, hükümeti kur. Şimdi Meral Akşener'in oyu %12, 13, onlara göre 15 bandında. Abi, bak Tayyip Erdoğan'ı bir tarafa attım, onu bertaraf ettik. %25 bandında olan Cumhuriyet Halk Partisi. Deminki ilk seçimi kazan abi her kimse görevi şimdi Cumhuriyet Halk Partisi girmiş seçime, İyi Parti girmiş, MHP girmiş, AK Parti girmiş, HDP girmiş. Bunun içerisindeki en yüksek oya verecek. Bu İyi Parti değil. %15'te bu. Onun önünde Cumhuriyet Halk Partisi var. %25 bandında. Bilmiyorum artı eksi 1 2. Onun üzerinde muhtemelen AK Parti var. Size göre 25 bandında olsun, 30 bandında olsun ama %15'in iki katı yani. Bu Cumhurbaşkanı'nın her kimse bu İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu her kimse buraya vermesi lazım görevi. Bu gelecek kimle ortak olabilir? MHP'de. Yüzeysel olarak geçiyorum. Belki diğer yerlerden de abi biz de katılalım da bize şu bakanlığı ver. Ben bilemem onu. MHP'de yapacak. 276'yı arayacak. Hani
Hadi 600 milletvekili kalıyorsa herhalde onu da eksiye yaparlar. Çok karışık çünkü durum. 276'yı buldular bulamadılar. Buraya diyecek ki abi ben yapamadım. Al anahtarı. Sen şimdi sıradaki arkadaşa ver. Sıradaki arkadaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiği zaman görevi muhtemelen bu 7-8 arkadaş tekrar toplanacak ve 276'yı bulacak. İyi de şimdi şöyle nesneler çoğaldı. Bu ilk seçtiğimiz başkan abi, eskiye döndürmeye çalışan abi. Bunun görev verdiği Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir abi. Bu da Meral Hanım. Abi bu en çok oyu almış. Buna vermiş. Bu hükümeti kurmuş. Şimdi şöyle mi diyecek? Ya Meral Hanım biz sana söz verdik. Biz %27 aldık bu seçimde ama. Sen %15 aldın ama. Hadi başbakan sen olacak. Abi seçmen ne diyecek buna? %15'lik ablamıza nasıl başbakanlık vereceğiz biz? Niye peki çıkıyor meydanlarda ben başbakan olacağım diyor. Demesi lazım. Ben cumhurbaşkanı olacağım. Hah. O zaman oturuyor denklem. Niye? Ben kendime güveniyorum abi diyor. Sen şu anda beni %15 görüyorsun ya. Ya ben en az %30 falan alacağım. %40 alacağım. Her neyse. Ben cumhurbaşkanı olacağım. Bunu 2018'de söyleyebiliyordu. Yıl 2021 hayır ben cumhurbaşkanı olmayacağım. Sen ne olacaksın? Ben başbakan olacağım. Abi başbakan olamıyorsun ki. Başbakan olamıyorsun. Başbakan o herkesin tek başına girdiği seçimde de bir numarada yer alman lazım. Senin böyle bir şansın var mı yok. Nasıl olacaksın sen başbakan? Cumhuriyet Halk Partisi sana mı lütfedecek? Buyur sen yapma diyecek. O zaman bu seçmenine verdiği vaatler nerede kaldı? Peki biz bu seçimde önümüzdeki ilk seçimde bu abi vaat etmişti ya enflasyonu düşüreceğim, doları indireceğim, benzini bedava yapacağım, mazotu 1 liraya vereceğim. Şunu şöyle yapacağım, bunu yapacağım. Hiçbir şey yapamadı adamcağız. Tek yapabildiği şey geriye dönmek oldu. Aradan 6 ay, 8 ay, 1 sene geçti. Neyse ne. Bu abiler geldi. Abi bu arada ben ne olacağım ben? Benim dolarım ne olacak abi? Benim euro'm bekleyecek mi? Ya bir dakika siz şimdi seçim falan yapıyorsunuz. Şey paylaşıyorsunuz. 7 paya girmişsiniz. Pay paylaşıyorsunuz. Ya biz bekliyoruz abi tamam. Dolar dur abi sen. Akarık sen de dur kardeş. Tamam. Hiçbir şeye zam yok. Mümkünse aşağı iniyor. Niye? Çünkü Erdoğan gitti. Yenisi geldi. Böyle mi bekliyoruz yani? Ne olacak abi? Abi ne olacak? Hadi akıllı bir adam anlatsın bana, yorum yazsın şöyle. Kardeş sen şurada yanlışsın desin ya. Kimi seçeceğimizi bilmiyoruz daha. Var mı içinizden birisi? Abi bu Kılıçdaroğlu diye. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Abdullah Gül, kim? Ekmelettin İhsanoğlu çıktı ya, daha önce gördük biz bunu, yaşadık. Gel bakalım Muharrem dedi, Muharrem'i sürdü oraya. Kimi sürecek? Kim? Kim? Bizi kurtaracak adam kim şu anda? Biliyor muyuz? Allah aşkına söyleyin. Yok, daha bilmiyoruz. Ama biz gelince halledeceğiz. Biz gelirsek şu bedava olacak. Bu kim? Kim? Gelen kim? Kim? Allah aşkına söyleyin. Kim? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Kim geliyor? Bilmiyoruz. Gelen parlamenter sisteme dönecek ama. Ne kadar geçecek aradan? Bu gelen abi ne yapacak o arada? Parlamenter sisteme geçersek bir seçim, bir seçim daha demek bu. Ha, önce referandum, ondan sonra tekrar başbakanlık seçimi. Peki bu kadar fiyatlar yükselmiş. Bu süreci biz nasıl kaldıracağız Türkiye olarak? Bu kadar güçlü bir ekonomimiz varsa problem ne? Bir anlatır mısınız abi ya? Gerçekten. Bak burada Recep Tayyip Erdoğan savunması falan yapmıyorum. Zan savunması falan yapmıyorum. Sizin gibi bakıyorum olaya. Doğru. Kurtulalım bu işten ya. Kurtulalım. Kiminle? Nasıl? Hangi şekilde? Bir taraftan da şunu unutmayın ama. Son örneğimi vereyim. Çünkü gittiğimiz nokta o yani. Ya abi Türkiye'de ne olursa olsun hep kötü. Bu geleceğim diyenler hep yıkacağız. İşte sen otoyolları müteahhide peşkeş çektin. Yıkacağız. Alacağız. Kanal yaptırmıyoruz. Onu da yaptırmıyoruz. Ya Ekrem İmamoğlu geldi, temel atmama töreni düzenledi bu ülkede. Şimdi aynı şekilde orayı temizlemek için masraf yapmaya çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İşte arabalar israf israf dedi. Kendi geldi bir sürü araba aldı. Abi hep şov. Hep söylem. En kolay şey zaten bu. Yani şu anda bir adam bir şey yapmaya çalışıyor. İşin en zoru bu. Dünya pandemiden çıkmış. Dünya kriz halinde. Akaryakıt krizi, enerji krizi. Bakın Avrupa ülkelerine. Bu arada Avrupa demişken şunu söyleyeyim. Adam diyor ki Almanya'da asgari ücret kaç para? Sen biliyor musun?
Almanya nasıl yardım ediyor biliyor musun? Peki dayı biliyorum. Sen 1945 yılında o savaştan çıkmış Almanya bugüne gelmiş dünyanın süper güçleri arasına girmiş. Sen niye girmedin? Hadi bakalım bana soruyorsun kendin cevap ver. Almanya burada savaşa girmiş. Japonya bombalanmış. Ekonomisi var biz gitmiş. Sen ne yapıyordun o ara? Tayyip Erdoğan falan yoktu. Biz niye yapamadık abi? Ha demek ki bir sebep var bizde. Bir problem var yani. Biz yapamamışık. Niye? Şimdi o kıyasladığın Almanya'ya, Almanya'da şöyle dediğin Almanya'ya daha düne kadar yan yana gelemiyordun abi sen yan yana. Bırak kıyaslamayı bugün. Sen buradan işçi olarak gidiyordun ülkeye. Bugün çıkmışsın Almanya'da öyle. Hollanda böyle yapıyor. Fransa. Sen oralara işçi gidiyordun. Bugün sana Suriyelilerin, Irakların, Afganistan, Pakistanların sana geldiği gibi sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak oraya iş bulmaya gidiyordun. Ne güzel bak bugün kıyaslamaya başlamışsın. Geldiğimiz noktaya bak. Avrupa'la kıyas yapıyoruz. Amerika'la kıyas yapıyoruz. Ya senin ekonomin bir mi? Senin gücün bir mi? Yo. Ama askerlikte her şeyi kıyaslıyoruz Almanya'yla. E tarihini de kıyasla. Adamlarda milyar mark vardı ya. Hitler zamanında milyar mark vardı. Savaşa girdi, yenildi. Devasa şekilde yerle bir ettiler Almanya'yı. Ne oldu? Nasıl süper güç oldu? Sen niye olamadın? Sorgulasana biraz bunu. İlk defa tarihinde kendi silahlarını yapıyorsun. Sorgulasana bunu. Bak bugün Ukrayna Rusya arasındaki çatışmada, savaşta adına ne dersen de senin bayraktar sihaların olayın seyrini değişiyor diye Rusya açıklama yapıyor. Biz yapmışık baba. Önemli bir şey bu. Bir de bu taraftan bak olaya. Neyse toparlayayım. Nasıl olacak? Söyleyin. Lider kim? Bu alternatif bulacağız ya. Lider kim? Belli mi? Yok. Bu sistemde mi kalacağız? Parlamenter sisteme mi döneceğiz? Dönebilecek miyiz? Muamma. Bilmiyoruz. Ortaklar kim? 7-8 ortak. Bunun içerisinde HDP var mı? Yok mu? HDP varsa mal paylaşımı, ganimet paylaşımı nasıl yapılacak? Hangi bakanlığı vereceksin HDP'ye? Bu bizi nereye götürecek? Sorular bunlar. Cevapları bulursanız yazın. Biz de okuyalım. Hepimiz okuyalım. Alternatifi ona göre seçelim diyorum ben.